kadar kıymetli bir şey ki. O yüzden helalleşmeyi bir geçmişe dönük yüzleşme, geleceğe aydınlık bakabilmek için, o yüzleşmeyi sağlayabilmek için de devleti yöneten iktidarın, yani iktidara geldiğimizde genel başkanımızın da ifade ettiği şey bu. Helalleşme dediğimiz şey, vatandaşına karşı görevini yapmamış ya da bir şekilde tavsamış ya da bir şekilde farklı gerekçelerle o vatandaşını iyi hissettirmemiş diyelim. Kişilerle kucaklaşmadır. Bu da çok kıymetli bir şeydir. Onarıcı adalet mekanizmalarından biridir aslında. Dolayısıyla helalleşmeyle ilgili, ha şunu söyleyeyim, helalleşme denildiğinde zannediliyor ki işte bu kişilerle değil de bunu yapanlarla helalleşme. Yani helalleşilmesi gerekenleri mağdur eden yapıyla helalleşme gibi, bu böyle değil. Genel başkanımız da defalarca açıkladı da suç işleyenlerle helalleşilmez, hukuk karşısında hesaplaşılır. Ama devleti yöneten iktidarların kim olursa olsun mağdur ettiği kesimlerle buluşmak, bir araya gelmek ve benim onarıcı adalet mekanizması dediğim süreçlerle kucaklaşabilmek çok çok kıymetli. Herkesin buna ihtiyacı var bu toplumda. Şimdi sizinle son burada konuk olarak geldiğinizde hatırlarsınız, ben de onu sormuştum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni bir İstanbul İl Başkanı vardı. Ve onunla bir kahve diyaloğunuz yaşanmıştı. Hemen arkasında oldu mu olmadı mı diye ben size sormuştum. Olmamıştı diye hatırlıyorum. Olmamıştı, evet. Şimdi bugün Meral Akşener grup toplantısında izlemişsinizdir. Bir yüzüğünü çıkardı, kendi yüzüğünü. Bir Erdoğan'ın eski konuşmasını hatırlattı. O konuşma 1994 seçimleri döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi hareketini ilk bir kadının yüzük hediyesiyle başlattıydı. Tabii. Hatırlamayanlar olabilir, yıllar önce. Ve aslında mevcut AKP İstanbul İl Başkanı da o günleri geri getirecek, o havayı geri getirecek diye getirmiş birisi. Şimdi o günden bugüne izlediğinizde karşınızdaki en büyük rakibiniz kuşkusuz İstanbul İl Adalet ve Kalkınma Tabii. Partisi olacak. O havaya dönük bir emare görüyor musunuz? Dönmesini mümkün görüyor musunuz? Bir şeyler değişti mi İstanbul'da çok ve o teşkilatta? Bir orayı yorumlar mısınız? Şöyle, rakip siyasi partinin teşkilatını yorumlamak istemem. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok şey değiştiğini görüyorum. Bir kere o geçmişe dönüp, bir kere bir şeyi topluma yayabilmeniz ve ikna edebilmeniz için bir gerçekliğinizin olması lazım. İki, sahici ve samimi olmanız lazım. Yıllar öncesinde Erdoğan o yüzüğü gösterip işte ben buradan başladım dediğinde, o gün ona inanan ve o gün belki de doğru söyledi, yani doğru da söylediğini düşünüyorum, bilemiyorum, yıllar öncesine gelerek diyorum. İnanan kesimlerle birlikte o örgütlenmeyi yaptı. O kendi davasına inandığı süreçleri yürüttü. Ama sonrasında o kadar çok toplumdan koptular, halktan koptular. O yoksulluk edebiyatı yapanlar o kadar çok zenginleştiler ki. Şimdi böyle bir gerçeklik varken yine o günlere dönüp öyle bir süreç yürütmeleri mümkün değil. Şimdi siyasette, özellikle iktidar partisinde siyaset yapanların, siyasete sadece Cumhurbaşkanı'nı kastetmiyorum. Yani bir çoğunluğunu kastediyorum. Siyaset yapanların başladıkları noktayla şu anda oldukları noktaya bakıldığında, vatandaş, biraz önce dediniz, evlerde insanlar işte yoksul sofraları var. Evlerde sofra kuramayan evler var İstanbul'da. Sofra kuramayan evler. Böyle durumlar varken iktidar nimetlerinden faydalananların nasıl yaşadığını vatandaş görmüyor mu? Vatandaş bu durumu görüyorken, sonuna kadar, iliklerine kadar hissediyorken o eski süreci nasıl getirebilirler? Mümkün değil. Yaptığınız işin gerçekliği olacak. Şimdi ben sokakta vatandaşa diyorum ki, bakın diyorum, ben siyasetle uğraşıyorum. Size diyorum, şu partiye ya da bu partiye oy verin de demeyeceğim diyorum. Ama sizden tek bir şey istiyorum diyorum. Sizin derdini dinliyorum önce elbette. Vatandaş artık derdini her yerde, o kadar baskıya rağmen, o kadar sansürlemelere rağmen artık vatandaş derdini anlatıyor ve çığlık atıyor. Derdini dinledikten sonra diyorum ki, bakın ben bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıyım diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında şunları yaparak senin derdini çözmek için mücadele edeceğiz. Ama senden tek bir şey istiyorum diyorum. Ben bugün bunları söylüyorum. Ama iktidara gelindiğinde bugün ülkeyi yönetenler gibi, yok efendim işte böyle geldik, böyle olunduğunu görürsen bana da oy verme diyorum. Yani siyaseti bu şekilde aldığınızda vatandaş neyin ne olduğunu görüyor zaten. Şimdi vatandaş sizin bunu söylerken samimi olup olmadığınızı görüyor. Şimdi düşünsenize,
iktidar kadroları ya da şu anda muhalefetteki kadrolar. Şimdi vatandaş, bu vatandaşın hem aklına, hem fikrine, hem de sağduyusuna güveneceğiz ve benim en çok güvendiğim şey bu. Vatandaş o kadar net kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini, kimin kendisini düşündüğünü, kimin kendisini kendi bekasını düşündüğünü çok net görüyor. O yüzden o günlere dönemezler. Şu tespitte söyleyeyim. Örneğin biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak sürekli evlerde ve sokaktayız. Geri o günlere dönebilecek olsalar der ya da döneceği emaresi olsaydı der, örneğin hiçbir sağ çalışmasında göremiyoruz. Yani denk gelemiyoruz. İşte ben açıktan da çağrı yapıyorum diyorlar ya, İstanbul'da yoksulluk yok, işte muhalefet abartıyor vesaire. Ben diyorum ki kim olursa olsun iktidar cenahından bir kişi gelse ve bana desek benim derdim vatandaşın yoksulluğunun giderilmesi. Ya yok diyor, siz var diyorsunuz, biz yok diyoruz. Desek hani bir gün ben 24 saat İstanbul'un bütün ilçelerini gezdirmeye hazırım. Hani var mıymış yok muymuş görsünler diye. Dolayısıyla o günlere dönmeleri mümkün değil. Şimdi buradan biraz İstanbul, yine laboratuvar çalışması diyeceğim. İstanbul özelinden bir genele de yansıyacak izlenimlerinizi rica edeceğim. Burada konuk ettiğimiz bazı araştırmacıların getirdiği yorumlardan bir tanesiydi. Yaptıkları analizlerden bir tanesi. Ya bu altılı masa toplandı. 28 Şubat'ta da bir işte fotoğraf verdiler. Sonra bunu millete anlatamadılar. Hiçbir heyecan uyandırmadılar. Vatandaşın haberi bile yok. Hele hele AKP, MHP seçmeninin hiç haberi yok. Çünkü zaten onların medyasında yer almıyor. Bunlar böyle alt iki, işte bir ay arayla sürekli toplanıp duruyorlar. Sonuçta hiçbir şey çıkmıyor. Bunu muhalefetin çok daha iyi anlatabilmesi gerekiyordu. Anlatamadılar. Heyecan uyandıramadılar. Siz diyorsunuz ya, çıkıyoruz, alanlara gidiyoruz, mahallelerin arasına giriyoruz. Altılı masayı anlatamadığınız eleştirilerine ne cevap verirsiniz? Gerçekten anlatabildiniz mi? Neden en azından böyle bir imaj oluştu? Altılı masa, altılı masa olmakla kaldı. Şöyle, bir kere neden böyle bir imaj oluştu ya da algı neden böyle? Hemen onun soru cevabını şöyle vereyim, sonra reel durumu yani gerçekliği ifade edeyim. Bir kere memlekette algı oluşturmak ya da imaj oluşturmakta mahir bir iktidar ve iktidar borazanı dediğim yaygın medya kuruluşları var. Algılar bu şekilde oluşturuluyor. Memleketin dertleri konuşulmasın, vatandaşın derdi konuşulmasın diye. İşte Cumhurbaşkanı adaylarından tutun da işte altılı masa heyecan uyandırmadı. Çünkü iktidar ve bugün iktidarın basın propaganda birimi diyeyim, hepsini katarak söylüyorum, oturup sorunlarınızı çözeriz demek yerine biz hangi algıyı oluşturursak bu süreçlerden karlı çıkarız çalışması yaptıkları için algı bu nedenle oluşuyor. Şimdi algı oluşur ama olgu çok daha farklı. Olgu nedir? Altılı masayı heyecan yaratmadı sorusunun cevabı. Eleştiriye gelelim. Evet, biz çok daha iyi anlatabiliriz. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışacağız. O ayrı konu. Ama sokakta, vatandaşta böyle bir durum yok. Vatandaşın tam tersinde. Sokakta vatandaş dediğim gibi kendi gerçekliği üzerinden altılı masa olarak da değil. Şunu biliyor. Ben artık mevcut iktidara güvenimi kaybettim bir. Mevcut iktidar sorunlarımı çözmüyor. Mevcut iktidar sorunlarımı çözmesi için hiçbir şey yapmadığı gibi her geçen gün sorunlarım çok daha kötüye gidiyor. Bu iktidar blokunun karşısında benim çocuğumun yatağa aç girmemesini düşünen, ilkeler etrafında bir araya gelen, insanları ayrıştırmadan süreci düzelteceği iddiasında bulunan bir anlayış var diyor. Bunu ne isimlere bağlıyor ne altılı masa diye tarif ediyor. Ama vatandaş şunu biliyor. Mevcut iktidar şu anda bu ülkeyi yürütemiyor. Anlatamıyor olsak vatandaşın ve özellikle iktidar partisine oy veren vatandaşların seçim beklentisi olmaz. Öyle değil mi? Seçim niye beklenir? Seçim mevcut iktidar olan güven kaybedilmiştir. Ülkeyi yönetemediği konusunda bir talep var, kanaat oluşmuştur, yaygın bir kanaat oluşmuştur. Ya yeniden güven sağlanması için hele bir iktidar değişikliği olsun da ondan sonrasına bakalım demek için olmuştur. Durumu böyle açıklayabilirim. Mesele muhalefetin ya da bizlerin anlatamadığı değil. Elbette daha iyi anlatabiliriz ve her geçen gün daha iyi anlatmanın koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama algı
tam da iktidarın propaganda aygıtının oluşturduğu şey. Barış. Şimdi bir şey daha görüyoruz. Çok yakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 600'e yakın kişi hakkında yürütülen soruşturma, belediye ile İçişleri Bakanlığı arasında polemik. Bugün bile İBB Meclisi'nde vardı bu tartışma. Bir İsmail Saymaz arkadaşımızın yaptığı haber de ortaya çıktı. Bir bombacı aslında daha önceki dönemden çalıştırılmış, aralarında bu varmış. Diyanet Vakfı'na bile bomba koymuş bir bombacı. Tabii. Geçmiş İBB yönetimi tarafından işe alınmış. Fakat bu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'li İBB yönetimiyle İçişleri Bakanlığı arasında bir şeye dönüştü. Ve seçim yaklaştıkça sanki daha da artacakmış gibi. Siz böyle bir operasyonlar bekliyor musunuz? Buna hazırlıklı mısınız? Bunun seçim sonucunu değiştireceğini düşünüyor musunuz? Hatta sizin şahsınıza yönelik bile biliyorsunuz. Dava süreçlerinin başka aşamalarının geçilerek size yönelik bile olabileceği söyleniyor. Bunlara ilişkin ne düşünüyorsunuz? Çünkü hani sanki hükümet etme yetkisinin altında olan kolluk kuvvetleri de veya yargıda, hükümetin dışında olan yargıda bu işlerde aracı kılınıyormuş gibi. Biraz önce söyledim aslında. O koltuklardan kalkmamak için yapabilecekleri kötülüklerin sınırı yok. Bu kadar net. Her şey olabilir. Ama ardından bir cümle daha ekliyorum. Bizi izleyenler de lütfen gönüllerini ferah tutsunlar diyerek söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şey seçim sonuçlarını bu anlamıyla yaptıkları etkilemeyecek. Tam tersi etki yapabilir. Onunla ilgili yorum yapmayacağım. Ama seçim sonuçlarını etkilemeyecek. Orada hepimize, il başkanı olarak bana, sizlere, vatandaşlarımıza düşen benim olmazsa olmaz dediğim sorumluluk var. O da şu ki biz hangi partiye oy vereceksek verelim gideceğiz o sandıklarda. Oyumuzu kullanacağız ve oy farkı da o kötülüklerin sınırı yok dedik, her şey yapabilirler, her türlü olaylar olabilir. Seçim günü yine oyları çalmaya çalışacaklar. Çünkü önceden de çalışıyorlardı. Niyet değişmediği için ya da anlayış değişmediği için çalacaklardır. Ama biz orada oyumuzu kullandığımızda, vatandaş oyunu kullandığında o farklar, hani ben sandıkları sandıkta faturayı kesecek halk diyorum. Sandıkta faturayı kestiğinde sonuç hiç değişmeyecektir. İşimiz hiç kolay değil, öyle söyleyeyim. Ama kolay olmayanı planlı programlı bir şekilde çalışarak kazananın hep beraber biz olacağı bir süreç olacaktır. Bunların hepsi yapılabilir. Editörümüz uyarıyor Canan Hanım. Çok maalesef böyle bir şey söylemek çok acı ama malum rütüğümüz var. Çalacaklar dediniz. Bunu ne anlamda söylediniz? Açabilir misiniz rica etsek? Tabii. Hapti doğru. Rütük genelde ay sonları bize ceza yazdırmayı seviyor. Doğru. O yüzden. O zaman söyleyeyim. Ben bu ifadeyi bir önceki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Binali Bey kullanmıştı. Hani siyaseten söyledim demişti. Ben de siyaseten söylemiş olarak açıklama yapmam sanıyorum yeterli olur mu? Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur da diyebilirsiniz. Evet, tabii. Şimdi ben buradan yine bu soruyu sormak da aslında bir demokratik, şeffaf ve demokratik bir ülkede herhalde olmaması, sorulmaması gereken bir soru bir gazeteci tarafından ama öyle bir ülkede maalesef henüz yaşamıyoruz. Ama yaşayacağız. Umarız yaşarız gelecekte. Bu soruyu soruyorum çünkü bu bana da bize de çok